Fidan. Fidan. Allah Allah. Bir acele acele nereye gidiyor bu kız? Bir şey var anlaşılan, beni bile duymadı. Bu zarf ne acaba? Bizim Erda kaybedecek hiç zamanımız kalmadı. Sen hiç merak etme. Artık bundan sonrası çok kolay. Ben şu zarfı avukata bir götüreyim. Bir de şöyle güzelce tembihleyeyim. Tamam. Epey de paraymış ha. Ay hiç sorma, orası hiç. Kızım çok heyecanlı değil mi ya? Şimdi biz bu parayı vereceğiz. Bundan sonra her şeyi öğreneceğiz. Vallahi artık gerisini avukat biliyor. Hani ödeme yapıldıktan sonra ne yapacağım? Ne kadar bekleyeceğim hiç bilmiyorum. Aa, sen hiç merak etme. Ben avukata gidiyorum. Her şeyi öğreniyorum. Sonra da sana geri geliyorum. Biz mezardan çıkanları neyle eşleştireceğiz? Ay kafam kaldı bende artık. Fidan, şu son olaydan sonra Necat'tan hiçbir şey kalmadı demiştin ya. Vallahi bu işi nasıl yapacağımızı çok düşündüm. Vallahi iyi geldi aklına ya. Mucize gibi bir şey oldu bu. Hayır, kestirmeyeceğim. Ya Necan, uçlarından azıcık yiyorum. Hayır. Ya saçlarım benim saçlarımdan uzun oldu artık. Allah aşkına ya. Ya Necan, kaçma artık. Ya bak, ne kadar çok kaçarsan o kadar çok keseceğim. Halbuki azıcık kısaltacağım diyorum, hadi. Bak sen, gözdağı vermeye de başladın artık. Vallahi nasıl anlıyorsan anla. Ama o saçların kaçışı yok benden. Necat! Kaçma artık, yeter! Yeter! Kaçma artık, yeter! Birazcık kısalacak. Tamam. Çok yoruldum. Pes. Azıcık kısaltacağım gerçekten. Bak. Necat! Seni çok seviyorum. Ne kadar? Ölesiye. Tarifsiz. Saç kestirmemek için resmen romantik fasıllara geçiyorsun. Bu numaralar sökmez artık. Peki. Madem öyle düşünüyorsun, saçlarımı kesiyorsun. Ve sonra devam ediyoruz. Söz mü? Tamam, söz. Hadi. Yaklaş. Şu kadarcıktı işte. Tamam, saçlarını kesmeye devam etmeyeceğim. Kuaföre gidip kestireceksin. Ben de bunu saklayacağım. Neden? Saçlarının bir teline bile kıyamam çünkü. Hadi doğru kuaföre. Hadi. Peki. Necat'ım, bir gün hatırlayacaksın. Her şeyi hatırlayacaksın. Belki kavuşacağız birbirimize. Ama şunu da biliyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oğlumuzu da hatırlayacaksın. Senelerdir yaşıyorum oğlumuzun acısını.
hatırlayınca sen de yaşayacaksın. Ama hatırladığında, birbirimize kavuştuğumuzda bütün acıları da beraber yaşayacağız. Birbirimize destek olacağız. Tüm zorlukları beraber aşacağız. Topla kendini artık Fidan. Bak her şey çok güzel olacak. Ay vallahi heyecandan kalbim yerinden çıkacak senin. Gözümü kapasam açsam her şey bitmiş olsa keşke. Azdan da az kaldı arkadaşım benim. Bak yakında her şeyi öğreneceksin. Öğreneceğim değil mi Şenay? Benim artık acele etmem lazım. Hadi gideyim artık. Tamam ben seni taksiye bindiririm. Sonra konağa dönerim. Bak çok dikkatli ol tamam mı? Ara beni sonra da. Tamam arayacağım. Allah Allah. Ne iş çeviriyor bunlar böyle? Paralar, zarflar. Aa, bunlar kesin bir iş çeviriyorlar. Kesin bir şeyler var. Aa, o zarf. Bunların parayla ne alakası var? Ha. Ne altlar karıştırıyorlar bir an önce öğrenmeliyim ben. Keriman Hanım, beni çağırmışsınız. Şükür gelebildin. Kaç saattir bekliyorum seni. Ne yapıyorsun sen aşağıda? Keriman Hanım, ben vallahi gelecektim ama Aydan'ın bavulunu çıkarmamı istedi. Bir dakika, bavul mu istedi? Evet. Ne yapacakmış bavulla? Bilmiyorum ki, bana bir şey söylemedi. Keriman Hanım beni niçin çağırmış? Yok yok dur. Aydan. Aydan ne yapıyorsun? Durup dururken bavul hazırlamak da ne demek ya? Konağı terk ediyorum. Ya sen delirdin mi? Yok delirmedim. Burak'ı da alıp toprağı terk ediyorum. Aydan ama bak bu böyle olmaz. İnan bana olmaz. Yani sorunlar böyle kaçarak kurtulamazsın sorunlardan. Sen gidersen her şey mahvolur. Bak işin içinden çıkamayız. Yapma böyle. İşte benim de istediğim tam olarak bu. Toprağın da aynı böyle sizin gibi telaşlanması. Ve benden vazgeçmenin bedelini oğluyla ödeyeceğini anlaması. Sen oyun mu yapıyorsun? Bilmem. Hiç direnme bırak gidiyoruz. Ben gitmek istemiyorum anne. Götür beni de lütfen. Hadi bırak. Ama Fidan ablam ve babam ne olacak? Yeter be. Fidan ablan da yok baban da yok tamam mı? Çünkü biz bu konakta istenmiyoruz. Sen burada baba diye zırlıyorsun ama babanın seni sevdiği de yok istediği de yok. Gidiyoruz anladın mı beni? Anne lütfen gitmeyelim. Toprak. Geçiş. Aydan gidiyor. Ne yaptıysam durduramadım. Burak'ı da aldı gidiyor. Burak'ı da mı aldı? Kapıdan çıkmak üzereler. Hadi durdur onları. Durdur. Terk etmesinler bizi. Burak. Fidan abla. Çek elini çocuğumun üzerinden. Gitmeme izin verme ne olur. Ben senden de babamdan da uzağa gitmek istemiyorum. Bırak çocuğumun elini. Aydan Hanım ne yapıyorsunuz? Burak'ı nereye götürüyorsunuz? Sana ne? Aydan! 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 Aydan yapma böyle kızım. Yapma böyle yavrum.